İzleyenler, Kadıköy'e Salı Pazarına gidiyoruz ve Sayın Gürsel Çekin de biliyorsunuz pazarlarda ve pek çok noktada halkın nabzını tutuyor. Ben sözü Gürsel Çekin'e bırakıyorum. Salı Pazarından neler yansıyor ekranımızda? Evet, bugün Salı Pazarındayız. Türkiye'nin en büyük pazarlarından bir tanesi. Bu da sadece Kadıköy'ü, Anadolu yakasında insanlar değil, çevre illerde Sakarya'sından, Bursa'sından, Trakya'sına kadar insanlarımızın daha ucuz ürün alabilir miyim diye gelmiş olduğu bir pazardır. Bugün pazara baktığımızda özellikle emeklilerimizle çokça sohbet ettik. Emeklilerimizin dramları, sorunları, sıkıntıları çok yüksek. Bakın, gelin izin verirseniz şöyle... Çok basit, çok sıradan, çok her vatandaşın rahatlıkla evine alması gereken ürünlerin bir tanesi lahanaya gelelim. Lahananın ortalama her vatandaşımız pazara geldiğinde çok rahatlıkla 2-3 tane lahana alırken anacığım nasılsın, iyi misin, gel böyle. Lahananın geldiği duruma bak. 4 parçaya bölünmüş ancak vatandaşımız çeyrek lahana alabilecek duruma gelmiş. Biraz sonra peynirciye gideceğiz. Kırık peynir ne demektir? Özellikle sarayda oturanların bilmesi gereken bir şey söylemek istiyorum. Kırık peynir akşamları peynirci kardeşlerimiz, hani peynirler kesilirken fazlalığı kırığı kalır ya, o kırıkları toplarlardı akşam. Yoksul vatandaşlarımıza verilirdi. Kırık peynir bile 150 TL olmuş. Şu anda yoksula vermekten vazgeçmişler. Fiyatlarıyla 150 TL o peyniri satıyorlar. Zeytinin, yiyeceğin, içeceğin geldi durumu vardı. Yine gözleme, yurdumun gözlemesi. Hani pizzadan falan bahsetmiyoruz. Pazarda bir gözleme 90 TL olmuş. Ablacığım gel buraya, gel, neler aldın, gel ablacığım. Gel, neler aldın, neler yaptın? Nasıl fiyatlar? Kulelerde olmuyor. Vallahi biz üretiyoruz ama biz çok pahalı alıyoruz. Çok pahalı alıyoruz. Baba ne aldın, kaça aldın, ne yaptın? Dünya kadar mal almış. Öğrenciye alınan şeyler. Bunları aldım hepsi 250 lira, 200 lira. 200 lira bu kadar şey. Bacım neler aldınız, neler yaptınız? Önce bu kadar alabildik. İki şey... Yarım kilo havuç, bir maydanoz, salata. He? Nerede ucuz varsa onu almaya çalışıyoruz. Bizi bu hallere düşürenler utansın. Emeklilerin durumu çok iyi. Evet. Uçtular, kaçtılar diyor. Uçtuk, uzaya doğru uçtuk. Hiç evet. Bu kadar umutsuz olmamıştım. Pazarcılar, sizler nasıl düşünüyorsunuz? Ne oluyor? Millet alabiliyor mu? Hiç fiyatlar ne durumda? Vergi yükseliyor. Akaryakıt her gün yükseliyor. Yani bizim halimiz daha berbat. Yani şu anda bizim halimiz daha berbat. Allah kolaylık versin. Yani Samsun'dan bir araba 44 bin lira geliyor nakliye. 44 bin lira. Bir kamyon 44 bin lira nakliye geliyor. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir kırık peynirciye doğru gidelim. Kolay gelsin. Yolunuz baktınız açık olsun. Nasılsınız, iyi misiniz ablacığım? Alışveriş yaptınız mı? Nasıl fiyatlar? Çok pahalı. Allah kolaylık versin hepinize. Hepimize. Ama sizden beklediğimiz şu. Vatandaş olarak önümüzdeki günlerde sandık geliyor. Bunlara bir ders verelim. Hep vermeye çalışıyoruz da. Hep beraber özellikle 12 milyon emeklinin önüne bir fırsat geliyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Saygılar sunuyorum. İnşallah. Gel bakayım neler aldın, ne ettin, nereye geldin sen, pazara neye geldin? Alışveriş yaptın mı? Ha sen çalışıyorsun. Kardeşim, millet et alamıyor. Millet ot almaya çalışıyor. Yani etten vazgeçti, otla geçineyim diyor. Otun fiyatı ne kadar söyle bak. Bir maydanoz 10 TL. Bunların tamam mı, burada yetişiyordu, bilmeyenler bilir ama. Burası olduğu gibi özellikle bu lokasyonda işte insanlar yeşillik yetiştirirlerdi, satarlardı. Maalesef imar çetesi, beton lobisi insanların elinde yiyeceğini, içeceğini de aldı. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Efendim iyi alışverişler olsun. Neler aldınız abicim, ne yaptın? Balığımızı aldık.
Allah kısmet ederse. Evet. Akşam yiyeceğiz. Aynen. Afiyet olsun, hayırlı işler olsun. Kardeşim nasılsın, iyisin? Şimdi bu Tele1'e bir şey söyle. Ne diyeceksin? Bir şey söyle bak. Abi Tele1'e ne söyleyeceğim ki? Fiyatları görüyorsun başkanım. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar vallahi uçmuş. Uçmuş abi. Yani milletin alım gücü yok, sıkıntı yok. Gençler nasılsınız, iyi misiniz? Başkanım. Alışveriş yap. Şu peynirci diyor ki orası kuyumcu. Peynirci. Neci orası? Kuyumcu. Peynirci dükkanı kuyumcu dükkanına çevrildi. Merhaba gençler, ne yaptınız? Alışverişe mi geldiniz? I'm French. Oo, yabancısın. O güzel. I'm French. Okay. Gelin. Şimdi arkadaşlar, özellikle Tele1 izleyicileri paylaşmak istiyorum. İnsanlarımız et alamıyordu. Etin alternatifi olarak tavuk alıyordu. Et uçtu, tavuk da uçunca mantara döndü. Mantarın fiyatına bakın, 140 TL. Hayaldi, gerçek oldu. Nereden nereye getirdiniz? Bacım gel. Neler aldın, neler yaptın? Yabancı mı? Yabancı, evet. Nerelisiniz? İran'da. İran? Evet. Nasıl, fiyatları nasıl buldunuz bir İranlı olarak? Ben çok az biliyorum. Ha, çok az biliyorsun. Evet. Kolay gelsin, iyi alışverişleriniz olsun. Kardeşim hayırlı işler. Gelin şimdi kırık peynire doğru gidelim. Efendim iyi alışverişler, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Nasıl geldiniz? Fiyatlar, neler aldınız? Vallahi hiçbir şey alamadık. Neden? Fiyatlar çok fiyatlar mu pahalı? Fiyatlar yüksek, pahalı. Her şey çok, çok pahalı. Pahalı. Yani evet. Yanına yaklaşılmıyor. Maalesef. Yani maalesef. Evden çıkmaya artık korkuyoruz yani, o dereceye geldik. Gel buraya, gel kardeşim. İki ekmek alıyorsun 20 lira. Şimdi bu kardeşimize soralım. Evet. Okulda bir toz kaç para? Dediğim gibi 45-50 liraya yakın. 45-50 lira bir tane tost. Çok teşekkürler. Şu genç çocuklarımız nasıl, ekonomiyi nasıl buldun? Fiyatlar nasıl? Vallahi az önce bir çilek 150 liraydı. Çileğe geçtim. Elmanın zaten kilosu 100 lira. Yani bilmiyorum, gelecekte ileride. Çocuklarımızın hepsi ekonomi uzmanı oldu. Ablacığım neler aldın, neler yaptın? Nereye alacağım? Hiçbir şeyim yok ki. Para yok ki. Ne alayım? Fiyatlar yani pahalı çok, değil mi? Pahalı. Çok pahalı. Hiçbir şey almadan gidiyorum. Emekli misiniz ama? Yok, emekli değilim. Ev hanımıyım. Evet. Hayırlı işleriniz yani, olsun. Kolay gelsin. Elinden aşağıya bir şey yok ki. Maalesef. Allah kolaylık versin. Peynir alın dedim. Peynir 284. Peynir uçmuş ablacığım. Peynir yani. Olmuş kuyumcu dükkanı gibi. Gelin evet. Bakın şimdi peynirciye gidiyoruz. Ne aldın bacana? Abi ben bir şey almadım. Ne buradasın, ne yaptın, geziyor musun? Ya ben lavaboya girecektim, sizi gördüm. Beni görünce bekledin. He. Öpüyorum seni. Hadi git. Hadi gel. Gel. Şu kırık peynirini bir daha alayım. Çok sevdim onu. Başkan ne yapacaksın? Ya düz, vallahi hep beraber düzelteceğiz. Bunun başka yolu yok. Şimdi niye bunu gösteriyorum? Bu kırık peynir. Bu kırık peyniri daha önce burada özellikle peynirci kardeşlerimiz akşamları satışları bittikten sonra o kırık peynirleri böyle torbaya koyarlardı. Ve vatandaşlarımıza, yoksul vatandaşlarımıza, alım gücü olmayan vatandaşlarımıza parasız verirlerdi. Şimdi bu kırık peynirin fiyatı ne kadar oldu, kırık peynir fiyatı? 150 lira. Yani bırakın fakir fukara vermeyi, ister istemez çok değerli olduğu için satmak zorunda kaldılar. Ve peynirleri görüyorsunuz. Peynir fiyatları ne durumda? Emeklinin bahşişi. Emeklinin? Bahşişi. Bahşişi. Evet. Allah kolaylık versin. Ondan sonra 50 yaş üzerindeki bütün vatandaşlara sor. Her şeyi değiştirecekler ama sandık önlerine geldiğinde hiçbir şeyi değiştirmeyecekler. Bu sefer bu kadar değiştirmeye kararlı gibi görünüyor. Hayatta yani değiştirmeyecekler. Bugün emekli vatandaşlarımızın böyle bir... Başka bir şey söylüyorum. Karamsar değilim ama nettir. Zihin değişmez. Çünkü fikir değişmez. Fikir değiştirmeyen birinin neyini değiştireceksin? Uzaya gidiyoruz değil mi? Evet. Süper. Alkışlayalım mı? Uzaya gideceğiz. Ve gidiyoruz da uzaya. Evet. Uzaydayız. Kardeşim hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Değiştireceğiz. Yılmayacağız. Mücadele edeceğiz. Neler aldınız? Neler yaptınız? Yabancısınız. Evet. Mücadele... He? Mücadele edip atılmadık, bayağı aldık. Ne kadar
İyi yaptınız olsun, iyi alışverişler olsun, kolay gelsin, hayırlı işler olsun, iyi günler. Evet arkadaşlar, yani bugün pazarın tamamını dolaştık. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla bu ara TÜİK verileri de açıklanacak. Açıklandı mı, açıklanacak mı bilmiyorum. Şuna emin olun, TÜİK verilerinin hiçbirisinin sahada, sokakta, pazarda hiçbir geçerliliği yoktur. Bunu en iyi Merkez Bankası Başkanı da ifade etti. En doğru fiyat Sadık abinin vermiş olduğu fiyattır. İşte Sadık abi bu fiyatları nereden alıyor? Marketlerde, pazarda alıyor ve ablalarımıza soruyor. Ablacığım neler aldın, neler yaptın? Şu an almıyoruz ki. Niye abla? Fiyatlar pahalı değil mi? Evet. Neler aldın ablacığım? Yeni geldim daha. Ha, yeni geldin daha alacaksın. Evet. Fiyatlar çok pahalı. Ne yapalım? Emekli misiniz? Evet. Allah kolaylık versin. Nasıl bu maaşlar arttı, uçtu, işte maaş. Büyük bir şey diye manşetler de verdiler. Ya maaş neye yeter kardeşim? Maaşla geçinecek olsam ben acımdan ölürüm. İki tane emekli maaşım var ya, 15 bin çok komik. Elektrik suya yetmiyor. Doğalgaza yetmiyor. Doğalgaz faturası ne kadar geliyor abla? 2000. 2000 lira. Aidat var mı? Elektrik tabii var. 500 lira elektriğim geliyor. İş yerimde var. İş yerim var benim. Oraya daha çok fazla geliyor, evet. Allah kolaylık ben versin. Emekli iki emekli parasını elektrik, su, doğalgaz faturası, iletişim. 86 milyon bu hortumculara çalışıyor. Biliyorum. Sabahtan akşama kadar vergi ödüyoruz. Biliyorum. Beter hava hariç. Ya havaya da ne zaman vergi gelir bilmiyorum. Beter olsunlar diyorum. Beter olsunlar. Gerçek söyleyeyim, acımıyorum artık. Malatya'dan geliyorum bak. Hoş geldin ablacığım. Gelin bakayım çocuklar, siz nereye gidiyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Merhaba, hoş geldiniz. Alışveriş mi yaptın? Neler aldın? Ne aldın? Oo, çok tehlikeli bir şey ya. Ne aldım ben? Nasılsınız? İyi efendim, sizi sormadan. Nasıl? Pazar fiyatları nasıl? Aman, nasıl buldunuz? Aman Gürsel Bey. Pazar fiyatları biraz yüksek. Ama çocuklar karne hediyesi olduğu için. Nasıl karneler? İyi geldi mi? Karneler güzel. Tost kaç para okulda? Ne? Tost. Gelin. Gel. Sen de gel. Gel. Ha. Tost kaç para okulda? Ben Polonyalıydım. Ha. O da yaşıyoruz. Ha, Polonezköy'de yaşıyorsunuz. Beykoz. İyi ki orada yaşıyorsunuz. Hiç olmasa iyi kötü ekip biçebiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani Allah kolaylıklar versin. Maalesef ama maalesef. Villalar. Orman bu gidiyor. Bu betonlaşmalar, çeteleşmeler, bunların hepsiniyle hesaplaşacağız. İnşallah. İmar çetesi nefes aldıramaz hale getirdi bizi. İnşallah. Öpüyorum sizleri. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Tabii ki çekilebilirsiniz. Gelin. Gel fotoğraf işte. Çocuklar. Gelin çocuklar, evet. Aksel gel. Evet arkadaşlar, işte pazarın durumu bu. Bugün gerçekten büyük bir sorun var, büyük bir sıkıntı var. Emeklimizin, işçimizin, köylümüzün alım gücü çok düştü. Önümüzdeki günlerde bu fiyatların nereye varacağını kestirmek mümkün değil. Adeta freni patlamış kamyon gibi fiyatları denetlemek mümkün de değil. Hükümet de koyuvermiş, marketler istediği gibi fiyat koyuyor. Pazarda insanlar, yoksullar, acaba 3 kuruş daha nasıl ucuz alabilirim çabası içinde çaba sarf ederken, bu ülkeyi yönetenlerin hiçbirisinin halen kamu harcamalarında bir kısıtlama yapmadığını da hatırlatmak istiyorum. Salı pazarında tat tuz yok. Teşekkür ediyoruz Cumhuriyet.